Merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf konularından köklü sayıların 4. testini birlikte çözeceğiz. Başlayalım bakalım. Birinci soru. Kuzey, Çınar ve Ali birlikte Luna Park'a gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler. Burada göstermiş bize. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre. Kuzey'in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metredir. Buna göre çınarın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliğini metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar Ali'nin bulunduğu kabinin bakın zeminden yüksekliği yani burası 12 metreymiş. Çınarın pardon kuzeyin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metreymiş. Siz çınarın bulunduğu kabini gördüğünüzde bakın burası demek ki çınarın bulunduğu kabinin yüksekliği 12 metreden aşağıda yani 12 metreden az 4 metreden yüksek. O halde önce şunu düşünmenizi istiyorum. Arkadaşlar bakın kuzeyin bulunduğu kabin şurası değil mi? Şu iza. Ali'nin bulunduğu kabinde şu iza. O halde Çınar'ın bulunduğu kabinle Ali'nin bulunduğu kabin arasının yüksekliğinin, yani bu ikisi arasındaki mesafeyi bulmak için ne yaparım ben? E, tamam 12 metredi. 12 metreden 4 metreyi çıkardığımda ben Çınar'ın bulunduğu kabinle Kuzey'in bulunduğu kabin arasındaki uzaklığı, yani 8 metreyi bulabilirim. Peki bunu neden yaptım? Bunu şu yüzden yaptım arkadaşlar. Buradaki bu dönme dolabın bakın tam ortası şöyle şuralarda bir yerde. Peki 8 metrenin tam ortası kaçtır? 2'ye bölersem kaç yapar? 4 metre. O zaman burası bakın şurası 4 metre, burası 4 metre. Bunu niye böyle yaptım? Bunu şu yüzden arkadaşlar. Çınar'ın bulunduğu kabinin yüksekliği 12 metreden ne olmak zorunda dedik? Bakın çınar'ın bulunduğu kabinin yüksekliği 12 metreden aşağıda olmak zorunda. 4 metreden yukarıda dediğimde tam e, sayılarıma böyle tam yaklaşamıyorum. Onun yerine ben ne diyeceğim? Çınar'ın bulunduğu kabinin yüksekliği 4 metre alt taraf var. e 4 metrede burası var. 8 metreden de ne olmak zorunda? Yüksek olmak zorunda. Peki... 12 metre cevaplara baktığımda bakın hepsi kareköklü sayılar. O zaman ben bu 12 ile 8 metreyi kareköklü sayılara çevirelim. Ya benim 12 metre ve 8 metre dediğim sayıyı kareköklü sayılara çevirirsem 12'yi çocuklar karekök içine aldığımda yani karesine aldığımda 12'nin karesinden 100 karekök 144 yapar. E 8'i karekök içerisine aldığımda 8'in karesinden de 64 yapar. O halde çınarın bulunduğu kabinin yüksekliği karekök 144'ten az Karekök 64'ten de fazla olmak zorunda. E cevaplara baktığımda hep A kök B biçiminde yazmış. O halde benim önce bunları kök içine almam lazım. Daha sonra da bu ikisinin arasında değil mi onu bulmam lazım. E şimdi 3'ü kök içine alırken çocuklar karesini alıyordum kök dışında olanı. sonra içerideki sayıyla çarpıyordum. 3'ün karesi 9 yapıyor. E i̇çeride de 5 var. 9 kere 5 45. E aynı şekilde bunu yapalım. 2'nin karesi 4 yapıyor. İçeride de 15 var. 4 kere 15 60. Aynı şekilde bunu yapalım. 4'ün karesi 16. 16 ile 5'i çarptım 80. 7'nin karesi 49. 49 da 3'ü çarptığımda 147 yaptı. Peki çınarın bulunduğu kabinin yüksekliğinin ne olması gerekiyordu? 144 ile 64'ün arasında olması gerekiyordu. Burada baktığınızda 144 ile 64'ün arasında olan kim var? Karekök 80. Yani cevabımız Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Evet. ikinci sorudayız. Okuyalım. Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Göstermiş. Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar kırmızı bölgeye isabet eden atışlar ise o dilimdeki sayı eğer tam kare ise sayının karekökü kadar ama değil ise sayının kare en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renkte olan bölgelerine isabet etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Atıcı buraya hedef tahtasına iki tane atış yapıyor ve aynı dilimdeki farklı iki renge geliyor. Bunlardan hangisi aldığı puan olamaz diyor. E ne yapacağım? Tek tek bulacağım. Mesela atıcının attığı atış buraya ve buraya gelmiş olsa kaç puan alır? Şimdi arkadaşlar iki atış yapıyordu. Aynı dilimin farklı renklerini atıyordu. Hangisi olamaz dedi. Beyaz bölgeye attığı mesela bir tanesini beyaz bölgeye, bir tanesini kırmızı bölgeye atacak. Buradan alacak olduğu puanı bulacağım. Peki beyaz bölgedeki sayımız Çocuklar neydi? Bir tam kare sayı değil mi bir? E bir bir tam kare sayı. Ne diyor zaten bakın beyaz bölgeye isabet ederse o dilimdeki sayının kendisi kadar puan alıyor. Yani şu beyaz bölgeden arkadaşlar bir puan alıyor. Peki kırmızı bölgeye de bir tane attı. Onun için ne diyor? Kırmızı bölgeye isabet eden atışlarda ise o dilimdeki sayı e bu dilimde bakın buradaki dilimdeki sayımız kim? Yine bir. Tam kare ise sayının karekökü kadar. Evet bu dilimdeki sayımız bir tam kare olduğu için o halde kırmızı bölgeye atılan atıştan bu sayının karekökü kadar yani karekök bir kadar yani bir puan kadar puan alıyor. Yani bu dilimden aldığı puan bir ile biri topladığımda arkadaşlar toplam puanı iki puan oluyor. Şimdi geldim bu dilime. Yine bu daire dilim bakın buradaki dilimde buradaki pasta diliminde bir tane beyaz bölgeye bir tane kırmızı bölgeye atacak. Beyaz bölgeye attığı atış atıştan attı sayının kendisi kadar. Yani 2 puan olduğu için 2 puan alıyor. Peki kırmızı bölgede de yine ne diyordu? Kırmızı bölgedeki atışta ise o dilimdeki sayı tam kare ise o sayının karekökü kadar. E, bu dilimdeki sayımız 2 tam kare değil. O zaman ne diyordu? Değil ise kareköküne en yakın. Çocuklar karekök 2'ye en yakın. Doğal sayımız kaçtır? Karekök 1 ile karekök 4 arasındadır. 1'e e daha yakın olduğu için buradan 1 puan alacak. E, toplamda 2 1 daha kaç puan alacak? 3 puan alacak. Geldim buna. Şimdi bu bölgeye atarsa, beyaz bölgeden bakın 3 puan, buraya 3 yazdığı için o dilimdeki sayının kendisi kadar yani 3 puan alacak. E, kırmızı bölgeye de sonuçta bir yatış yapıyor. Yani birini beyaz, birini kırmızı bölgeye yatış yapıyordu. Burada ise kare köküne en yakın sayı kadar puan alıyordu. Peki karekök 3? Karekök 1 ile karekök 4 arasındadır. Karekök 4'e daha yakın olduğu için 2 puan alır. Yani bu bölgede yani bu pasta diliminden alacağı toplam puan 5 puandır arkadaşlar. 3 2 daha 5. Geldim buraya. Önce buradaki beyaz bölge için bakın 4 puan alacak. Ne diyordu? O dilimdeki sayının kendisi kadar. Yani 4 puan alacak. Kırmızı bölgede ise tam kare ise o sayının karekökü kadar yani 4'ün karekökü kadar yani 2 puan alacak. E bu da kaç yaptı arkadaşlar? Toplamı 6 puan. E geldik bu tarafa. Bu tarafa bakın. Beyaz bölge ve kırmızı bölge. E beyaz bölgedeki sayının kendisi kadar yani 5 puan alıyordu. Kırmızı bölgedeki sayının karekökünü en yakın sayı kadar tam kare değilse 5'in e karekökü, karekök 5'tir. Karekök 5'e en yakın sayı, karekök 4 yani 2'dir. Peki toplamda kaç puan alacak arkadaşlar? 7 puan. Bakın bir örüntü var, birer birer atıyor. Ama yine de yapalım. Beyaz bölge ve kırmızı bölge. Şimdi beyaz bölgeden bir kere kendisi kadar 6 puan alıyor. Kırmızı bölgeden karekök altını en yakın doğal sayı karekök 6, karekök 4 ile karekök 9 arasındadır. Yani 2 puan alıyor. O halde toplamda 8 puan alıyor arkadaşlar. E şimdi buraya bakalım. Burada da beyaz bölgeden 7 puan. Kırmızı bölgeden en yakın kareköküne en yakın sayı kadar puan alıyordu. Karekök 7 karekök 9'a daha yakındır. Yani 3 puan alır ve toplamı kaç yaptı bakın arkadaşlar? 10 yaptı. İşte örüntü var. O zaman diğerlerinden de 8 9 deseydim hata yapardım. Dikkat ettiğiniz gibi buradan kaç puan aldı çocuklar? 10 puan aldı. O yüzden örüntü varmış deyip kısa yoldan yapmayacaksın. Hepsini tek tek bulacaksın. E devam ediyorum beyaz ve kırmızı bölge. E 8 puanlık. Yani buradan 8 puan alacak. Ne diyordu? Beyaz bölgeyi attığında o sayının kendisi kadar yani 8 puan alacak. Kırmızı bölgeden ise buna en yakın yani karekök 8'e en yakın doğal sayı kadar. Karekök 8 karekök 9'a yakın olduğu için karekök 8'den bakın bu yaklaşık diyorum. Karekök 8'den 3 puan alır ve toplamda 8 3 daha arkadaşlar 11 puan alır. Bize ne diyordu? Bu atıcının aldığı puan olamaz diyordu. Bakın 3 puan alabilir. Dikkat ettiyseniz 7 puan alabilir. Burada 7 var. 9 puan var mı? Yok. 11 puan var. O halde hangi puanı alamaz çocuklar? 9 puanı alamaz. Yani ikinci sorunun cevabı Ceyhan diyoruz. Üçüncü sorudayız. Yukarıda yine bize yarı çapı R olan dairenin çevresiyle ilgili bilgi veriyor. Bir de kök dışarısında olan bir ifadenin kök içerisine almanın yoluyla ilgili bilgiler veriyor. Geçelim sorumuza. Diyor soruda. Kare tekerlekli bisikletler, kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemezler aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerinin bir yüzlerinin alanı 1125 santimetre kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım sinirlilerin Yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Bakın buraya tekrar okuyorum. Bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB'ye doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre platform üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar bu bisikletin tekerlekleri kareden oluşuyormuş. Ve bu tekerleklerden bir tanesinin alanı 1125 santimetre kareymiş. O halde benim öncelikle bu bisikletin tekerleklerinin bir kenarının ne olduğunu bulmam lazım. Peki karenin alanını verir de bir kenarını sorarsa bunun bir kenarı Karekök 1125 yapar arkadaşlar. Peki 1125 kaça eşittir? 1125 arkadaşlar siz uzun uzun duvardan yaparsınız. 225 ile 5'in çarpımına eşittir. E, 225 biliyorsunuz 15'in karesi. Yani 225 15 diye dışarı çıkar. Yani 15 karekök 5. O halde benim kare biçimindeki tekerleklerimin bir kenarı kaça eşitmiş? 15 karekök 5'e. Daha sonra ne diyordu? üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit. Bakın şurada yarım silindirler var. Mesela bunu alalım. İşte bunun uzunluğu arkadaşlar neye eşitmiş? Bisikletin tekerleğinin kenar uzunluğuna yani 15 kök 5'e arkadaşlar yarım daire biçimindeki dediğim şunun uzunluğunu bulmak için biliyorsunuz normalde bu bir dairedir fakat bu yarım daire olduğu için ben bunun çevresini bulmayacağım çünkü bunun çevresi bir turdur yarım daire şeklinde olduğu için şurayı bulmak için çevresini bulacağım ikiye böleceğim. Tamam. Peki çevresinin formülü yani dairenin çevresinin formülü biliyorsunuz 2 çarpı pi çarpı r. Fakat benim bu yolum yarım dairelerden yani şuraları hep yarım dairelerden oluştuğu için ben bunu ikiye böldüğümde ikiler birbirini götürdü. O halde arkadaşlar benim şuradaki yarım olan dairelerimin şu uzunluklarının hepsi pi çarpı r'ye eşittir. Yani bu şekilde bulunur. E tamam zaten bana bunun uzunluğunu vermişti. Ne demişti? Bisikletin bir kenar uzunluğuna eşit demişti. Yani bunun uzunluğu 15 kök 5'e eşitmiş. E peki ben bunun uzunluğunu normalde nasıl buluyordum? Pi çarpı R ile. Yani Pi çarpı R arkadaşlar 15 kök 5'e eşitmiş. Peki Pi'nin değerini bakın 3 vermiş. Pi gördüğüm yere 3 yazarsam 3 çarpı r eşittir 15 kök 5'ten her iki tarafı bilinmeyenin yanındaki 3'e böldüğümde ben buradaki dairelerin yani şu yarım dairelerin hepsinin yarı çaplarını 15'i 3'e böldüm 5 kök 5 olacak şekilde bulabilirim. Yani arkadaşlar buradaki oluşan yarım daire yarım dairelerin yarı çapları Şurası yarı çapları 15 kök 5'miş. E o zaman çapları bunun 2 katı ne yapar? 15 kök 5'i 2 ile çarparsam 30 kök 5 yapar. O halde arkadaşlar bunlardan bir tanesinin şu uzunluğu 30 kök 5'miş. Bakın bu uzunluğu. Bize neyi soruyordu? A ile B arasındaki uzaklığı soruyordu. Arkadaşlar A ile B arasında 30 tane bundan var. E bunlardan bir tanesinin ne demiştik biz? Çok pardon. Bunun yarı çapı 5 beş kök 5'ti. Şurası. Bunu düzeltelim. Ne demiştik? Yarı çapını yani burasını 5 kök 5 bulduk. E bunun çapı bunun 2 katı oluyor. 5 beş kök 5'i 2 ile çarparsam 10 kök 5. Yani buradaki yarım silindirlerden her birinin çapı 10 kök 5. Yarı çapı 5 beş kök 5 ise çapı 10 kök 5. Peki 30 tane yarım silindirden oluşuyordu. Yani 30 tane yarım 30 tane yarım silindir var demek 30 tane bu çaptan var demek. Bakın 1, 2, 3. E bunların hepsinin toplamı bana A ile B arasındaki uzaklığı veriyor. O halde ben A ile B arasını bulmak için arkadaşlar uzaklığını bulmak için 30'la her biri 10 kök 5'ti. 10 kök 5'i çarpmam lazım. Bu da ne yapıyor? 300 kare kök 5 yani denizli yapıyor arkadaşlar. Evet Dördüncü sorudayız. Ne diyor? Bine bize yukarıda köklü sayılarda çıkarma ile ilgili ve çarpma ile ilgili özellikleri vermiş. Okuyalım sorumuzu. Aşağıda veril aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun üstte görünen kapağının uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun 6 katı. Bakın burası önemli bir bilgi. Uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun 6 katıdır. Kutunun kapağı uzun kenar boyunca bu kenarın 3'te 1'i kadar uzun kenarı boyunca bu kenarın 3'te 1'i kadar açıldığında kutunun iç bölgesini gösteren dikdörtgensel bölgenin alanı 24 cm karedir. Daha sonra şekil 1'deki gibi açık durumda olan kapak uzun kenarı boyunca 3 kök 3 cm kadar daha kapatılıyor. 3 kök 3 cm kadar şekil 2'deki gibi kapatılıyor. Buna göre şekil 2'de açık durumda bulunan kapağın dışarıda kalan kısmının kısa kenarı kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar. Öncelikli olarak ne dedi bize? Bu kutunun üstten görünen şu kapağın, şu dikdörtgen şeklindeki üstteki kapağın uzun kenarı kısa kenarının 6 katı. O halde ben bunun kısa kenarına x dersem uzun kenarı bunun 6 katıymış 6x. Daha sonra ne diyor? Uzun kenarı boyunca bu kenarın 3'te 1'i kadar. Şekil 1'deki gibi ne oluyor? Açılıyor. Peki uzun kenarımız 6x'ti. 6x'in 3'te 1'ini bulmak için arkadaşlar 6x ile 3'te 1'i çarpıyorum. Bakın bu 3 ile bu 6 sadeleşti. 2 oldu yani 2x yaptı. Ne diyor arkadaşlar? Şekil 1'deki gibi açıldığında yani uzun kenarı boyunca bu kenarın 3'te 1'i kadar açıldığında. Yani arkadaşlar şu açılan kısım bu kenarın 3'te 1'i kadarymış. Yani bunun uzun kenarı 6x'ti. 3'te 1'i 2x olduğu için o halde burası arkadaşlar 2x kadar açılmış. Buradan bunu anlıyorum. Çünkü 6x'in 3'te 1'i 2x yapıyor. E bu kadar açıldığında şuradaki iç bölgenin alanı buranın alanı arkadaşlar 24'müş. İyi de bu dikdörtgen şeklindeki kapağın kısa kenarı x olduğu için o halde buranın da şu kenarı ne oluyor arkadaşlar? x oluyor. E gördüğünüz gibi burada açık olan şu iç bölgede bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgenin alanı 24'müş. Uzun kenarı 2 2x, kısa kenarı x. Ben buradan x'i bulabilirim. Nasıl? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bana buradaki dikdörtgenin alanını veriyor. 2x ile x'i çarptığımızda 2x kare yapıyor. E bu 24'e eşitse ben her iki tarafı x 2'ye böldüğümde arkadaşlar X kare eşittir 12 yaptı. Burada çok önemli bir şey öğreneceksiniz. Hangi sayının karesi 12'dir arkadaşlar? Yani x kaçtır diye sorduğumda biliyorsunuz 12 bir sayının karesi değil. E mesela 16 olsaydı x'e 4 derdim. İşte bu şekilde bir sayının karesi olmayan sayıların karesini verdiğinde kendisini sorduğunda x eşittir diyeceksiniz. Karekök 12. Mesela. Hangi sayının karesi 20'dir dediğimde karekök 20 diyeceksiniz. Hangi sayının karesi 36'dır dediğimde karekök 36 o da kaça eşit oluyor zaten bakın 6. O halde ben x'imin yani bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu karekök 12 buldum. E karekök 12 biliyorsunuz 4 ile 3'ün çarpımı. 4 dışarı 2 diye çıkıyor. O halde benim x dediğim sayı 2 karekök 3'müş arkadaşlar. Bunu bulduk. Bunu kullanacağız birazdan. Daha sonra ne diyor arkadaşlar? Normalde bakın x2 kök 3 buldum ya. O halde ben burada 2x kadar açmıştım. 2 tane 2 kök 3 kaç kök 3 yapar? 4 kök 3. O halde arkadaşlar şekil 1'de normalde 4 kök 3 kadar açılmış bir kapak var. Ama sonra ne diyor? Uzun kenarı boyunca 3 kök 3 kadarı kapatılıyor diyor. 4 e, kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkarırsam o zaman şurada kalan kısım bakın normalde 4 kök 3 kadarı açıktı. 3 kök 3 kadarını çıkardım. 4 e, kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkardığımda o halde arkadaşlar 1 kök 3'lük açık kısım kaldı. E, zaten bunun bu kenarı da bakın şu kenarı da neye eşitti? X'e eşitti biliyorsunuz kısa kenarı. E, ben X'i bulmuştum biraz önce. E, burası da 2 kök 3 çok güzel. Peki bize neyi soruyor? Bize dışarıda kalan kısmının Kısa kenarı Kaç santimetredir Diye soruyor arkadaşlar Bakın şekil 2'de açık durumda olan kapağın dışarıda kalan kısmı Biliyorsunuz şurası İşte bu dışarıda kalan kısmının kısa kenarı dediği yer Şurası arkadaşlar Neresi Şurası İşte bize burayı soruyor Bu dışarıda kalan Kısmının kısa kenarı Kaç yapıyor arkadaşlar bakın Burayla Bura aynıdır. Niye? Siz bu taraftan ne kadar açarsanız o açılan kısım bu tarafa boşluğa gelir. O yüzden burası kök burası da kaç yapıyor? Kök 3 yapıyor. Yani dışarıda kalan kısmının bir kenarı kök 3. E zaten şu kenarı da ne arkadaşlar? 2 kök 3 olduğu için burası da 2 kök 3. E bize kısa kenarını sorduğu için cevabımız Adana diyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim 5. soruya. A, B, C, birer doğal sayı diyor. Yine kök için almanın özelliğini ve köklü sayılarda çarpmanın özelliklerini vermiş. Evet ne diyor sorumuzda? Bir matematik öğretmeni birbirine bağlanabilen oyuncakların bağlantı yerlerini birer kare ifade yazmıştır. Bu oyuncakları Sevilay'a veren öğretmen ondan oyuncakları üstünde yazılı kare ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan bağlantı yerlerinden birbirine bağlayarak bir yapı oluşturmasını istiyor. Bakın burası çok önemli. Kareköklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan. Rasyonel olması demek kökten kurtulmuş demek biliyorsunuz. Dışarı çıkamayan köklü sayılar irasyonel sayılardı. Dışarı çıkabilen e, köklü sayılarsa rasyonel sayılardı. O halde bize burada rasyonel sayı olandan kastı kök dışına çıkabilen sayılar olacak bağlantı yerleri çarptığımda kök dışına çıkabilen sayılar olacak. E soruda neyi soruyor bize? Sevilay oyuncakları öğretmenin istediği şekilde bağladığına göre aşağıdakilerden hangisi Sevilay'ın oluşturduğu yapı olabilir? Aslında şunu soruyor. Bağlantı yerlerinin çarpımı rasyonel olan öğretmenin istediği oluyor. Yani bağlantı yerlerini çarptığımda sayımızın ne olması gerekiyor? Kök dışına çıkması gerekiyor. Öğretmenin istediği gibi. Şimdi tek tek bakalım. Şimdi bakın A şıkkına baktığımızda şurada sarıda biliyorsunuz karekök 63 var. Peki üçgende buraya ne geliyor? Karekök 28 de geliyor. Arkadaşlar karekök 63 biliyorsunuz 9 ile 7'nin çarpımı. 9 dışarı 3 diye çıkar. Yani 3 karekök e, 7'dir. 3 karekök 7'dir arkadaşlar karekök 63. Tekrar ediyorum. Karekök 63 7 ile 9'un çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. O halde karekök 63 3 karekök 7. Geldik. Bakın bu karekök 63 bu üçgenin şu köşesindeki sayıya denk geliyor yani karekök 28'e karekök 28 e. kare de biliyorsunuz 4 ile 7'nin çarpımıdır 4 dışarı 2 diye çıkar yani 2 karekök 7 Arkadaşlar ben 3 kare kök 7 ile 2 kare kök çarptığımda bakın ne oluyor? 3 kare kök 7 çarpı 2 kare kök 7'den dıştakiler dışta içtekiler işte çarpılıyor. 3 kere 2 6. Kare kök 7 ile de kare kök çarparsam kare kök 49. E kare 49 da 7'ye eşit olduğu için 6 kere 7 42. Yani arkadaşlar bu bir rasyonel sayı yapıyor. Yani öğretmenin istediği gibi oluyor. O halde bu doğru. Burada bir hata yok. Yani rasyonel olmuş. Geldik buna. Şimdi buraya bakın. Karekök 45 demiş arkadaşlar. Karekök 45 9 ile 5'in çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. Yani 3 karekök 5. Peki bu karekök 45 bu üçgenin sol alt köşesindeki sayıya yani buradaki sayıyla üst üste gelmiş. E karekök 125 de biliyorsunuz 25 ile 5'in çarpımıdır. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 karekök 5. O halde 5 karekök 5 ile 3 karekök 5 üst üste gelmiş. Çocuklar ben bunları çarptığımda yine kökten kurtulur rasyonel sayı olur. Çünkü çarptığımız köklü sayıların kök içleri aynıysa bu köklü sayının işlemin sonucu kökten kurtulur arkadaşlar. Mesela biraz öncekinde kök 7 kök 7 vardı kökten kurtuldu. E 3 kök 5 ile de kök, 5 kök 5'i çarptığımda yine kök 5 kök 5 olduğu için bu direkt kökten kök 25 olur çarptığında yani 5 diye çıkar. Yani yine rasyonel olur. O yüzden tekrar çarpmama, bulmama gerek yok. E geldik bu da rasyonel oldu. Şimdi buna geldik. Bakın burada karekök 12 var. Karekök 12 dediğim sayı biliyorsunuz 4 ile 3'ün çarpımıdır. 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani 2 kare kök 3. Bakalım bu kare kök 12 üçgende hangi sayıya denk geliyor? Kare kök 27'ye denk geliyor. Arkadaşlar karekök 27 de 9 da 3'ün çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 karekök 3. O halde bu karekök 27 ile karekök 12 üst üste geliyor. Yani bu ikisini çarpacağım. Peki bu ikisini çarptığımızda bakın yine kök içleri kök 3 kök 3 olduğu için kök içleri aynı olan sayıları çarptığımızda rasyonel sayı olur. Yani kökten kurtulur. Yani bu da olur. Ama bunu da gösterelim isterseniz bakın. 2 karekök 3 ile bağlantı yeri biliyorsunuz. 2 karekök 3 ile 3 karekök 3 çarptığımda çok pardon dıştakileri dışta çarptım 6 kök 3 ile de kök 3'ü çarparsam kök 9 kök 9 dışarı 3 diye çıkıyor 18 yani rasyonel sayı oluyor Q harfi rasyonel sayı demekti o halde ben burada bağlantı yerlerindeki sayıları çarptığımda hepsi rasyonel sayı oluyor yani öğretmenin istediği gibi oluyor zaten bize soruda ne diyordu hangisi Sevilay'ın oluşturduğu yapı olabilir Sevilay ne yapıyordu peki Öğretmenin istediği şekilde bağlıyordu. O halde A şıkkındaki ee, cevap bizim doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. E, muhtemelen diğer şıklarda bağlantı yerlerindeki sayıları çarptığımda kökten kurtulmayan bir ifade var. Yani rasyonel olmayan ifade var. O yüzden onların hiçbiri olamaz diyoruz ve 6. sorudayız arkadaşlar. Evet 6. soruyu yapalım. Ne diyor soruda? İki tane tahta vermiş. Mavi olanın boyu 120 desimetre, işte bordo olanın boyu da 150 desimetre. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 15 desimetre, bordo tahtadan da 3 kök 5 desimetre uzunluğundaki eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır. Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki tane tahta var elimde. Bu tahtaları keserek marangoz kitaplık yapıyor. Öncelikle benim bir tane kitaplık için lazım olan mavi tahta ve bordo tahtanın ne kadar uzunlukta olduğunu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Normalde bir tane bordo tahta 3 kök 5 ise 3 tane 3 kök 5 ne yapar? 9 kök 5, yani benim bordo için ihtiyacım olan bir tanesi için, bir tane kitaplık için ihtiyacım olan bordo renkli tahta parçası 3 kök 5'i 3 ile çarptığımda, çünkü 3 tane var, 9 kök 5 desimetre. Aynı şekilde maviyi düşünürsek, bir tane mavi tahta 2 kök 15 desimetre ise, benim iki tane mavi tahta gerektiği için bir kitaplık için 2 kök 15'i 2 ile çarptığımda, bu da ne yapar? 4 kök 15 desimetre yapar. O halde bir kitaplık için bakın bir tane kitaplık için 9 kök 5 desimetre uzunluğunda bordo tahta 4 kök 15 desimetre uzunluğunda da mavi tahta gerekiyor. Şimdi arkadaşlar peki benim elimde olan mavi tahta ne kadardı? 120 desimetreydi. Ben bu 120 desimetrelik mavi tahtadan acaba kaç tane e, 4 kök 15 desimetrelik Parça elde ederim onu düşüneceğim. Şimdi ne yapacağım? Bakın normalde mavi tahtanın uzunluğu ne kadardı? 120 desimetreydi. Ben bunun içerisinden kaç tane 4 kök 15 desimetre uzunluğundaki mavi parçalar elde edebilirim onu düşüneceğim. E ne yapacağız? Öncelikle bu 4 ile bu 120'yi sadeleştireceğim. Burada 30 kaldı. Yani payında 30 kaldı. Paydasında kök 15 kaldı. E çocuklar... 30'u kök 15'e bölmek için ne yapıyorduk? Çok pardon. 30'u kök 15'e böleceğim. Ne yapacaksınız? İsterseniz paydayı kök 15 ile genişleterek bu bölme işlemini yapabiliyorduk. Çarpalım. Ne oldu payımız? 30 kök 15 bölü paydada da kök 15 vardı. Kök, kök 15 ile kök 15'i çarptığımda 15 yaptı. E bunu da en son sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 30'u da 15'e böldüğümüzde o halde 2 kök 15 tane 2 kök 15 tane 4 kök 15 yani bir kitaplık için gerekli olan mavi tahtanın kaç tane olduğunu buldum. Demek ki benim elimde gerekli olacak yani kitaplıklar yani şöyle anlatayım bu mavi tahtadan elde edebileceğim bir kitaplık için gerekli olan mavi 2 kök 15 taneymiş tamam. Şimdi aynı şeyi bordo için düşünelim. Şimdi bakın arkadaşlar benim bordo tahtamın uzunluğu 150 desimetre. Ben bir kitaplık için peki ne kadarlık bordo tahta kullanıyorum? 9 kök 5 desimetrelik tahta kullanıyorum. O halde ben kaç tane kitaplık yapabileceğimi bulabilmek için 150'yi 9 kök 5'e böleceğim. Hemen ne yapıyorum? Önce sadeleştirelim. 150'yi 3'e böldüm 3. 50'yi 3'e böldüm 50 yaptı. Yani Payımız 50 oldu. Paydamız da 3 kare kök 5 yaptı arkadaşlar. Şimdi bu bölme işlemini yapmak için paydayı kök 5 ile genişleteceğim. Payını hem paydasını hem paydasını kök 5 ile genişleteceğim. Ne oldu yukarısı? Yukarısı 50 kök 5 oldu. Aşağısı ne oldu? 3 kök 5 ile kök 5'i çarparsam 3 kök 25. Yani 3 çarpı 5 oldu arkadaşlar. E hemen ne yapalım? Bu 5 ile bu 50 yine sadeleşiyor biliyorsunuz. Burada 10 kaldı. Yani bu işlemin sonucu. 10 karekök kök 5 bölü 3 tane çıktı. İyi de öğretmenim. Burada ben e, bu mavi tahtadan kaç tane kitaplık oluşturabileceğimi buldum. Tamam ama bunları köklü sayı olarak buldum. Benim öncelikle bunları doğal sayı olarak yani yaklaşık olarak hangi doğal sayı yakın olduğunu bulmam lazım. Ne yapacağım? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce kök dışı olanı kök için alıyorduk. Aldık ne yaptı? 2'yi içeri aldım 4. Karesini alarak içeriye giriyordu. 15 ile de 4'ü çarptığımızda 60. Yani Karekök 60 tane. İyi de doğal sayıya çevirmem lazım. Arkadaşlar karekök 60 da karekök 49 da karekök 64 arasındadır. Yani 8 ile 7 arasındadır. O yüzden benim e, burada bulduğum karekök 60'ın yaklaşık değerine ben 7,5 tane diyelim. Yani ben bu 120 desimetrelik mavi çubuktan 7,5 tane kitaplık oluşturabiliyorum. Tamam. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Şimdi bunu yapmak için önce ne yapıyorduk? Kök için alıyoruz bakın. Onu kök içine aldığımda onun karesini aldığımda 100 yaptı. Yüzde 5 ile çarparsam 500 yaptı. Şimdi aynı şeyi paydayı da yapalım. 3'ü kök içine aldığımızda ne yaptı? 9. Sonra ne yapacağız? Artık ikisinde de kök içinde olduğu için arkadaşlar 500'ü 500'ü 9'a böleceğiz. Bunun değeri de arkadaşlar 500'ü 9'a böldüğümde karekök 55,5 gibi bir şey yapıyor. Tamam. İyi de karekök 55. kiminle kimin arasında? Bunu da yaklaşık olarak bulalım bakalım. Karekök 55. Buçu bile düşünmeyin. 55 diyelim. 50'yi 9'a böldüm de 55 olsun. Karekök 55. kiminle kimin arasında? Yine aynı şekilde bakın. Karekök 49'da, karekök 64 arasında. Yani 7 ile 8 arasında. 7,5'tan biraz daha az. Buna da 7,3 tane diyelim. Yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben Mavi tahtadan yaklaşık 7,5 tane. E, bordo tahtadan da yaklaşık 7,3 tane. Ama biz bir kitapla hiç yarım bir kitaplık olmaz değil mi? Buradan siz şunu anlamanız lazım. Aslında 7,5 taneden kastı 7 tane kitaplığı yapıyorum. Fakat 8. kitaplığı yapamıyorum. Çünkü parçalarım eksik kalıyor. E, aynı şey bunun için de geçerli. 7,3 demiş. Demek ki 7 tane tam yapabiliyorum. Bu, ben bu bordo, ta bordo tahtadan. E, 8.yi de tamamını yapamıyorum. Yarım yapıyorum. O Halde bize soruda ne diyordu? Yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır? Burada kitaplıktan kastı tamamını bitirmiş olduğu kitaplık sayısı. En fazla 7 tane tam yapıyor. 8.'yi yapamıyorlar çünkü parçaları eksik kalıyor arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz 7. soruya. Evet. 7. sorudayız. Ne diyor? Dağıtlon koşu etabıyla başlayıp bisiklet etabıyla devam eden ve tekrar koşu etabıyla biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Yani Dağıtlon diye bir yarış var. Bu yarış koşu etabıyla başlıyormuş sonra bisiklet etabına geçiyorlar. Daha sonra da koşu yapıp bu yarışı bitiriyorlar. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında bu yarış düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etaplarının her birini tamamlama süreleri verilmiştir. Soruda neyi soruyor bize? Bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? Yani arkadaşlar en az e, süresi en az olan kazanıyordu. Burada da sürelerinin toplamı en az olan kimdir diye soruyor bize. Yani yarışı kazanan kimdir diye soruyor. E şimdi önce Harun'a bakalım. Çocuklar Harun birinci atıp karekök 8, ikinci atıp karekök 50, üçüncü atıp karekök 39 sürede tamamlamış. Bunları toplayacağım. Fakat köklü sayılarda toplamı çıkarma yapabilmem için kök içlerimin aynı olması gerekiyordu. O halde önce benim bunları A kök B biçiminde yani köklü sayı çıkabiliyorsa dışarı çıkarmam gerekiyor. Biliyorsunuz 8 4 ile 2'nin çarpımı 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani karekök 8 dediğim aslında benim karekök 2. E karekök 50 dediğimde biliyorsunuz 25 ile 2'nin çarpımıdır. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 karekök 2. 32 dediğimde 16 ile 2'nin çarpımıdır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 karekök 2. Ben bunları topladığımda arkadaşlar 11 karekök 2 yapıyor. Şimdi erdemi bulalım. Şimdi bakın kare 3 dışarıya çıkmaz ama kare kök 48 16 ile 3'ün çarpımıdır. 16 dışarıya 4 diye çıkar 4 kare kök 3. Yine kare kök 48 biliyorsunuz 4 kare kök 3'e yani topladığımızda 9 kare kök 3 yapıyor arkadaşlar. Yani 9 kare kök 3 sürede tamamlamış. E dakika hatta burada dakika demiş bakın. Aynı şeyi bunun için de yapalım. E, Karekök 5'i zaten dışarı çıkaramam. Karekök 45 9 da 5'in çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. Yani 3 karekök 5. E, aynı şey bu da 3 karekök 5. Topladığımızda arkadaşlar 7 karekök 5 yapar. 3 3 daha 6. Bir de buradan geldi. 7 karekök 5. Şimdi bunu yapalım. Karekök 63 biliyorsunuz 7 ile 9'un çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 karekök 7. 28 de 4 ile 7'nin çarpımıdır. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kare kök 7. Toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 5, 1 de buradan 6 kare kök 7. Şimdi benim bulmam gereken şey buradaki toplamların en küçüğü hangisi ise en az sürede tamamlamıştır. Ve yarışı kazanan odur. Peki bunlardan hangisinin az, hangisinin çok olduğunu bulmak için önce bunları kök içine almam gerekiyor. Arkadaşlar bu 11 kare kök 2'yi kök içine aldığımda, 11'i kök içine aldığımızda 121 yapar. 121 yani karesini aldığımızda 121 yapar. 121'i de 2 ile çarptığımızda 242 yapar. Yani 11 kare kök 2'yi 11'i kök içine aldığımızda kare kök 242 dakika yapıyor. Şimdi bunları sıralamak için bunları yapıyorum. Yani hepsini kök içine alıyorum. Geldim buna 9 kare kök 3'ün 9'unu kök içine aldığımda karesini aldığımda 81 yapar. 81 ile de 3'ü çarptığımda 243 yapar. Aynı şekilde Mustafa'ya geldik. 7'yi arkadaşlar içeri aldığımda karesi 49 yapar. E 49'u da 5 ile çarptığımızda 245 yapar arkadaşlar. E buna geldik. Bakın Bülent'e geldik. E 6'yı karekök içine aldığımda 36 yaptı. E 36 ile de 7'yi çarptığımızda 252 yaptı arkadaşlar. Peki baktığınız zaman Harun bu, Erdem bu hepsini yazdık. Peki bunların içerisinden en az olan, en küçük olan kim arkadaşlar? Karekök 242. O halde Harun'un süresi en az. Demek ki bu yarışı kim kazandı arkadaşlar? Harun kazandı diyoruz. Yani cevabımız Adana. 8. sorudayız. Bora ve Işıl aldım verdim ben seni yendim tekerlemesiyle oynanan oyun için aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır. Aşağıda oynadıkları bu oyunun kuralları verilmiştir. Oyuna ilk başlayan oyuncu topuğunu A ve B noktalarından birine koyarak tekerlemenin her kelimesinin her kelimesinin ayağının uç noktasını diğer ayağının topuğuna değdirerek tekerleme bitene kadar ilerlemeye başlar. İlk oyuncu tekerlemeyi bitirdiğinde diğer oyuncu aynı şekilde rakibine doğru ilerler. Tekerlemenin herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç noktasına ilk değen ya da ayağının üstüne ilk basan oyuncu oyunu kazanır. Gördüğünüz gibi burada göstermiş A noktasından oyuna ilk başlayan Bora'nın ayakkabısının uzunluğu karekök 512 santimetre, B noktasından oyuna başlayan Işıl'ın uzunluğu ise ayakkabısının uzunluğu ise karekök 450 santimetredir. Oyunu aşağıdaki görselde verildiği gibi 11. adımda ayakkabısı Bora'nın ayakkabısına ilk basan kişi Işıl kazanmıştır. Bora ve Işıl'ın oyuna başladıkları A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden bir tam sayıdır. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafeyi desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bir oyun var biliyorsunuz. Eskiden biz de oynardık. Aldım verdim ben seni yendim diye. Bakın burada kaç tane kelime var? 5 tane var. Ben bu 5 kelimeyi bitirene kadar ayaklarım birbirinin ucuna değecek şekilde adım atıyorum. Tekerlemenin ne demiş? Burada da onu anlatmış bize. Şurada önemli olan olay şu. Oyuna ilk başlayan Bora ve Bora'nın ayakkabısının uzunluğu karekök 512, Işıl'ın ayakkabısının uzunluğu karekök 450. Şimdi arkadaşlar karekök 512 dediğim 256 ile 2'nin çarpımıdır. 256 dışarıda 16 diye çıkar. O halde Bora A noktasından başlıyordu bakın öyle yazıyor. Işıl da B noktasından başlıyordu. Bora'nın ayakkabısının uzunluğu arkadaşlar 16 karekök 2. Aynı şekilde Işıl'ın ayakkabısı da karekök 450 cm. 450 de arkadaşlar 225 ile 2'nin çarpımı. 225 de dışarıya 15 diye çıkar. Yani 15 karekök 2. Sonra da diyor ki bize 11. adımında oyunu Işıl kazanmış. Şimdi arkadaşlar Işıl'ın 11. adım atana kadar ki durumunu bir görmemiz lazım. Şimdi Bora başladı. Her bir biliyorsunuz tekerleme 5 kelimeden oluşuyor. Bora başladı ve 5, 5 tane adım attı. Sıra Işıl'a geçti. Işıl 5 adım attı. Sonra tekrar Bora'ya geçti. Bora 5 adım attı. Işıl'a geçti. Işıl 5 adım attı. Bora bir 5 adım daha attı. Aralarındaki mesafe hala kapanmadı. Ama artık Işıl bir adım attığında son o 11. adımda bastığı için 11. adım yarım kaldı. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Bora toplamda 15 tane tam adım attı. Işıl da toplamda 10 adım tam adım attı. 11. adımı tam olarak atamadı. O halde arkadaşlar benim önce Bora ile Işıl'ın toplamda attığı tam adım sayısını bulacağım. Ve diyeceğim ki Bora ile Işıl bu kadar tam adım attı. Işıl bir sonraki adımına yarım attı. O halde bunların toplam adımından birazcık büyük olmak zorunda aralarındaki mesafe. Peki Bora'yı düşünürsek Bora'nın ayaklarının uzunluğu 16 kök 2 idi. Arkadaşlar Bora toplamda 15 adım attığı için ben bunu 15 ile çarptığımızda 240 yapıyor diye hatırlıyorum. 16, 240, 240 karekök 2 yaptı. Tamam. Peki Işıl'a gelelim. Işılın normalde ayakkabısının boyunun uzunluğu 15 karekök 2 idi. Işıl da tam olarak 10 adım attı. E ben bunu 10 ile çarparsam, bu da 150 karekök 2 santimetre ilerledi. Evet, 150 karekök 2 santimetre ilerledi. Peki şimdi Bora'yı düşündüğümüz zaman, Bora 240 karekök 2 ilerledi. Işıl ise arkadaşlar 150 karekök 2 ilerledi ve bunlar artık sadece bir adımlık fark kaldı aralarında. O halde bunların A ile B'nin arasındaki toplam mesafe bu ikisinin toplamından çok azıcık büyük olacak. E peki ben bu ikisini topladığımda ne yapıyor arkadaşlar? Bakın 390 karekök 2. O halde Bora ile Işıl'ın aralarındaki mesafe 390 karekök 2 santimetreden büyük olmak zorunda. İyi ama bize desimetreye çevir demiş. Biz santimetreye desimetreye çevirirken bakın onu ne yaparsam bir olur ona bölersem. Ona bölmem yani bir sıfır silmem gerekiyor. O halde ben bu santimetreyi desimetreye çevirdiğimde bir sıfır sildiğimde demek ki 39 karekök 2 desimetreden ne olacak? Bunların aralarındaki mesafe A ile B arasındaki mesafe birazcık daha büyük olacak. Çünkü 25 adımdan bir adım daha fazla aralarındaki mesafe çünkü ışılın son attığı 11. adım yarım kalıyor. O yüzden birazcık büyük olacak diyorum. Tamam. Peki 39 karekök 2 dediğim sayı yaklaşık olarak acaba kaç? Peki biz yaklaşık olarak hesaplayabilmem için bir önce 39'u kök için alıyordum. Ne yapıyorduk? 39'la 39'u çarpıyorduk. Yani karesini alıyorduk. Bu da 1521 yapar arkadaşlar. E i̇çeride bir de 2 vardı. E ben bir de bunu 2 ile çarparsam 1521'i 2 ile çarptığımızda arkadaşlar sayı biraz gıcık olduğu için 3042 desimetre yaptı. İyi de bu karekök olarak değeri. Acaba bunun doğal sayı değeri yaklaşık olarak kaç? Arkadaşlar 3042 dediğim benim 55'in karesi biliyorsunuz 55'in karesi yani 55 ile 55'i çarptığında 3025 yapıyor. Yani 3042 dediğim benim karekök 3025 ile karekök 3000 kusurlu bir sayının arasında yani 55 ile 56'nın arasında o zaman yaklaşık olarak kaç bunun değeri 55 buçuk desimetre gibi. O halde bunu düşüneceğim. Demek ki Bora ile Işıl'ın arasındaki mesafe yani A ile B'nin arasındaki mesafe 55,5 desimetreden birazcık büyük olacak. Çünkü Işıl 10 adım attı. 11. adımda artık ayakları üst üste geliyor. Yani 10 adımda hala aralarında azıcık da olsa bir mesafe var. O zaman A ile B'nin arasındaki mesafe 55.5 desimetreden birazcık daha büyük olmak zorunda. E zaten 55'ten birazcık daha büyük olan bakın cevaplarda kim var? 56 var. E peki öğretmenim 61 olamaz mı? Ya da 66 olamaz arkadaşlar. Çünkü son adımı bir adımlık bir, bir adım bile değil. Artık ışıl bir yarım adım gibi bir şey atacak. Yani o da yaklaşık 7 karekök 2 gibi bir şey. E şimdi şöyle düşünün. Bunu yarım adımını düşündüğünüzde 7 karekök 2 yapar. E ben bunu içeri aldığımda karekök kaç yapar? Ee, yani çok az, çok az bir mesafe oluyor. Onu da hesapladığınızda zaten hani şöyle yani bu 11 adım attığında şeklinde hesapladığında bu sefer o da 405 karekök gibi yani 59 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Yani Bora 15 adım, Işıl 11 adım attığında bu sefer 11 adımı tam bile atmış olsa diye düşündüğümde o zamanki değerim 405 karekök 2 oluyor ve onun tam sayı olarak değeri de 59,5 gibi bir şey yapıyor. Yani 59 55,5'tan büyük, 59,5'tan küçük olması gerekiyor diyor. E oradan da ne oluyor cevabımız? 56 oluyor. Yani siz 11. adımı da yine isterseniz hesaplarsınız. E 11. adımını attığında bu sefer 15 kök 2 ile 11'i çarpacağım. Burası 165 kök 2 yapacak. Toplamı bu sefer 405 kök 2 yapıyor. İşte onun yaklaşık değeri de 59,5 gibi bir şey yapıyor. E 11 adımdan da az olmak zorunda. Çünkü 11. adımını tam atamıyor. E o halde ne diyeceğim? 55,5 ile 59,5'ün arasında olmak zorunda. O da cevabımız 56 yapıyor. Yani cevabımız Bursa diyoruz. Birazcık sayılar, birazcık böyle gıcık falan ama yine de farklı bir soru. Testimizi bitirdik. Kolay gelsin arkadaşlar.